Denizcilikte herkesin başına gelen, gelebilen, gelebilecek olan olaylardan bir tanesi çapa takılması ya da çıpa takılması. Çapa, çıpa, bu hep tartışma konusu. O yüzden söyledim. Dipte herhangi bir daha önceden kalmış bir demire takılabilir, bir kayaya takılabilirsiniz ya da başka bir teknenin attığı çapaya takılabilirsiniz. O yüzden bu olay nasıl gelişiyor ve sonrasında neler yapmak lazım? Hüküm kaptandan hepsini dinleyeceğiz dostlar. Bugün peki bu teknenin başına neler geldi? Bunların hepsinden bahsedeceğiz. Hüküm abi selam. Selam. Şimdi Hüküm abiyle buluştuk. Acayip bir gün. Hem de nasıl? Çok acayip. Sırf aksiyonlar. Turgut'la buluştuk. Aslında Selimiye'ye gel dedi. Sonra Turgut'a gel dedi. Tabii neden böyle oldu? Bunların hepsini birazdan tekneye geçince anlatacağız. Burası Zakkum Restoran. Zaten görüyorsunuz. Burada buluştuk. Genelde biz buradaki iskeleden ayrılıyoruz Hisar önünde. Mehmet abiler sağ olsunlar bizi burada ağırlıyorlar. Haftanın bir günü de olsa buraya muhakkak geliyoruz Zakkum'a. Hüküm kaptanımla birlikteyiz. Hikayelerimiz bol. Anlatacağız. Dostlar Turgut'tayız. Zakkum'dan geldik. Sağ olsun Hüküm abi beni aldı. Gördüğünüz gibi usul usul kameraya gidiyor şu anda kendisi. Acayip bir gün. Anlatacağım hepsini. Şimdi motorumuzu çalıştıracağız. Ve İmbükü'ne geçeceğiz. Hüküm kaptanım çok güzel bugünle ilgili hikayesi var. Hiç kolay olmadı ama Hüküm abi çok zor. Bu sorunun üstünden geldi. Nedir o anlatacağım size. Motorumuzu çalıştırıyoruz. Motorumuza start verdik. Navigasyon cihazlarımızın kapakları açıyoruz. Ve onları uçmaması ve zarar görmemesi için hemen buradaki kapağın içerisine yerleştiriyoruz. Artık güvendeler. Bir tek bint. O quick ırgıtımızın kapağı. Ama güneşten zarar görüyor. O seyirde kapatıyoruz. Şimdi demir alacağız. Başlık. 32.4 metre zincirimiz var. Denizin altında. Şimdi demirimizi alacağız. Ve İmbükü'ne doğru hareket edeceğiz. Hazır mıyız kaptan? Hazırız. Ben geçiyorum demiri. Tamamdır. Kaptanın baştan demir alıyor. Yavaş yavaş demirimizi alıp Turgut'tan ayrılıyoruz. Şimdi 4 metre zincirimiz kaldı. Evet, çapamız geldi. İmbükü'ne doğru devam ediyoruz dostlar. Kaptan devam et dedi ve devam ediyoruz. Seyrimiz başladı. Hoşça kal Turgut, yarın görüşürüz. Hüküm kaptan, canım kaptan halatları topluyor şimdi. Epey bir işçilik yapmış. Bugün çok uğraştı. Çapa dipte takılı kalınca. Peki çapa neye takılı kaldı? Dipte nasıl takıldı? Nasıl zor şartlarda kaldı? Anlatacağız. İmbükü'nde demirimizi attık. Motorumuzu sürdüreceğiz şimdi. Platformumuzu açacağız.
selam. İmmükün'deyiz. Beklediğimiz an geldi. Hüküm abiye şimdi bugün neler oldu, neler yaşandı. Abi, tam ben geliyorum. Turgut'a gel Serkan dedin. Tekneye bindin. Tam demir alacaksın. Ve ırgat çalışmıyor. Birden motor stop etmiyor. Demir gelmiyor aşağıdan. Çapamız takılıyor. Bir sürü olay yaşıyorsun. Bize anlatır mısın neler yaşadın? Aslında dün akşam başladı terslikler. Gündüzden elime arı soktu. Göbeğime arı soktu. Neyse onları atlattık. İki gündür de Selimiye'de bayağı esiyordu hava. Yerimiz güzeldi fakat yer değiştirmek zorunda kaldık. Daha başka bir yere geçtim. Başka bir tekneye yakın olmak istediğim için. Orada da işim var ondan sonra. Neyse gece saat 9.30-10 sıraları lokasyonumu değiştirdim. Güzel bir yerde demirledim. Fakat hava yine esmeye başlayınca yaklaşık olarak 27 metre bir derinlik vardı demir bıraktığım yerde. Tabi salınımlarla biraz demir oturana kadar tuttu demir, yani güzel tuttuğunu kanısına vardım. İki gün orada kaldım. İkinci günü işte senden randevulaştık. Zakkum'un oraya gelelim, oradan alırım diyerekten. Start verdik motora, biraz üstüne gittim işte ileri verip. Sonra baktım, geldi, ırgattık. Zorlanmaya başladı. Neyse boşa aldık. Ama bu sefer de sigorta attı. Neyse ondan sonra sigortasında işte indim baktım. Yok ne ileri ne geri ırgatta. Neyse tekrardan bu sefer seni aramak zorunda kaldım. Sen de yola çıkmıştın. Kardeşim dedim sen Turgut'u bırak Zakkum'u. Selimiye'ye gel. Selimiye'ye gel. Sen de şaşırdın, ne oldu? Durum böyle böyle. Irgatımız arıza yaptı. Dalıp çıkaracağız, bir yere takıldı. Orada daha önceki işte tonozlar olduğunu tahmin ediyordum. Dalış yaptık. Allah'tan yani elimizden geldiği için dalış takımlarını da getirmiştim ben. Teknede bulunuyor. Daldım. Gözlerime inanamadım. Teknenin büyüklüğünde bir kaya. Kayanın altına. Tatatatam. Kayanın altına. Kompresör de bizim çok kapasiteli bir kompresör değil. 25 metre derinlik var. Kayanın üstü 18 geliyor. Baktım. Zor yetiştiriyor. Çıktım yukarı, dedim ne yapmamız gerektiğine bir artık kritik yaptık. 18 metreye tekrardan bir kılavuz alatından beraber dalıp tekneyi sabitledim, yani demirlemiş oldum. Sonra eşim yardımcı oldu sağ olsun. Zinciri koy verdik. 25 metreye gittim ama zincir artık o kadar çok yani salınım yapmış ki üstüne de böyle iki tur da kayanı sarmış. İlmek ilmek dokumuş yani. Vallahi iki tur böyle yani bir işçilik, ağır bir işçilik yaptık suyun altında. Yarım nefesten zinciri kurtardık ama bu sefer demiri, çapayı kurtaramıyoruz. Çapa tam kayanın altına, böyle büyük kaya altına girmiş. Yani çıkacak gibi değil. Neyse yarım nefes 7 sorti yaparaktan biz bugünü anca toparladık, çıkarttık. Zor da olsa başarıdan yapmış olduk. Ama bu yapılırken galiba halatlar da yetmedi. Evet, halat şimdi, mesafeleri kurtarmadı. Buraya da bir dikkat çekersek burada, kaptanım. Evet, burada şimdi önemli, en önemli şey teknede halatın uzun ve bol miktarda olması. Teknenin nasıl arabanın freni varsa teknenin freni de demir. Ve de buna kıyıya halat alırsınız veya işte bizim gibi böyle ikinci bir halat alaraktan sabitlemek gerekirse tekneyi. Yani vargel sistemi dediğimiz veya doblin yaparaktan tekneyi yaparsınız. Bu sefer doblin yaptık, demiri kurtardık, demiri yukarı aldık, zinciri aldık. Bu sefer halatı kurtarmak için hadi bir daha ikinci düğümlere denk geliyor. Düğümlerden çıkmıyor. İkinci bir dalışta öyle yaptık ayrıyetten. Ki doblin yaptığınız sistemde kaptanım mesela 20 metre bir yere doblin yapmak demek. Yani hafif elimle göstereyim. 20 metre gidip 20 metre geri gelen bir tabii sistem. Yukarı da sabitlemeniz doğal olarak 25 metre lazım. Aynen öyle. Yani bunu halatın tek parça olması çok büyük avantaj. Çünkü bıraktığımız zaman ucu ne olacak? Yukarıdan kendisini çekmeye başladığımız zaman bir bütün halat komple hiçbir yere takılmadan evet, yukarı almış olmamız gerekiyor. Yani böyle bir kolaylık olacaktı bizim için ama biz olmadı. Ama şöyle de bir artı var şimdi Hüküm abi, senin kompresörle dalabilmen. Şimdi yani daha... şimdi diyelim ki sen kompresörle, şimdi ben kompresörle dalamıyorum. Öyle bir özelliğim yok. Evet. Şimdi ben tek başıma olsaydım bir dalgıça ihtiyacım olacaktı. Muhakkak. Bize ne kadar çilin gülümsecekti bugün? Yaklaşık. Yani 150-200 euro. 150-200 euro cük çilin yapacaktı çiling değil mi? Yapacaktı. Tamam abi. Yani böyle bir... Yani 150-200 eurocuk yiyip içebilir miyiz bugün istesek de? Valla
Vallahi artık bunun hakkını vermemiz gerekiyor. İstesek de biz yine o kadar içip yiyemeyiz abi. Yapamayız yani. Hakkını biraz verelim ama. Ya ama en azından bir gün yorgunluğunu çıkaralım. Çıkaralım, tamam. Eline emeğine sağlık abi. Bilgiler için de teşekkür ederim. İnbükü'ndeyiz. Güzel bir akşam. Rüzgar durdu. Şu anda burada yaklaşık 16-17 tane yelkenli var.